günler, bugünkü videomda e, hastalarımızda sıkça gördüğümüz bulantı konusunu işlemeye çalışacağım. bulantı eşlik eden kusmayla nasıl mücadele edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Bir kere onkoloji hastalarında bulantının birçok sebebi olabiliyor. E, bunların tabii en baş sebeplerinden birisi kemoterapi uygulaması. Ama bunun yanında onkoloji hastalarında kemoterapi dışında bulantıya sebep olan enfeksiyonlar, Mide bağırsak sistemindeki tıkanıklıklar, bir takım endişe oranın yüksek olduğu psikolojik durumlar gibi e, ilaca bağlı olmayan bulantı sebepleri de var. Bu yüzden bulantının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Buna çünkü şiddetli kusmalar da eşlik ettiğinde sıvı kaybına sebep olabilir. E, tabii kemoterapi ilaçları e, en sık bilinen bulantı ve kusma sebebi. Biz bulantı ilaçlarının ee, kullanımında kemoterapi ilacı uygulaması esnasında belli bir düzen takip ederiz Çünkü e, her bu e, kemoterapi ilacımız e, şiddetli bulantıya sebep olmaz e, halk arasında yanlış bir inanç olarak her kemoterapi ilacının esasında bulantı yaptığı düşünmekte esasında e, biz inançları e, bulantı potansiyeli yüksek ilaçlar orta ve düşük diye sınıflandırıyoruz O yüzden e, her hastamızda bulantı beklentimiz yüksek değil. Peki, peki hastamızda bulantı potansiyel yüksek ilaç kullanıyorsak ne yapıyoruz? E tabii ki bunlarda e, tedavi anında ve tedavi sonrasında e, bulantıyı önleyici ilaçlar kullanıyoruz. E, çünkü e, bu ilaçların e, bulantı potansiyeli yüksek ilaçların e, hastaların yaklaşık %80'ine yakınında e, ilk e, 2-3 gün içerisinde bulantı ve kusma atakları başlıyor. Ve bu bulantı kusma yaklaşık 6-7 gün kadar uzayabiliyor. Genelde ortalama ise 2-3 gün kadar sürüyor. Bulantı ilaçlarını tedavi hastalığında başlamamızın ve tedavi sonrasında da bir takım ilaçlarla bunu önlemeye çalışmamızın en büyük sebebi gösterilmiş ki eğer bulantı başlamadan tedavisini yapmaya başlarsak, önlemeye çalışırsak onun oluşumunu ve durdurulmasını sağlayabiliyoruz. Ama bulantı başladıktan sonra ilaç tedavisi başlarsak e, ilaca bağlı olan bulantıyı durdurmamız daha da zorlaşıyor. E, bu nedenle tedavimizi e, tedavinin başından itibaren ve sonrasında birkaç gün sürecek şekilde ayarlıyoruz. Bunu tabi doktorunuz bulantı potansiyeli yüksek ilaç almanıza bağlı olarak size de reçet ediyor. E, bulantıyı önleyecek e, evde yapılacak tedbirler var mı? Evet. Bunu basit bir takım yöntemlerle önlemeye çalışabiliriz. Bir kere kemoterapi ilacı aldıktan sonraki yeme düzenimizi biraz ayarlamamız gerekir. Burada küçük lokmalar tarzında, küçük porsiyonlar tarzında yeme düzenine oturtmamız lazım. Yani yeme sıklığımızı artıracağız. 3 öğün değil de 6 öğün, 9 öğüne belki bölmemiz gerekecek. Böylece sindirim sisteminin rahat çalışmasına ve bulantıyla kusmanın tetiklenmesini önleyeceğiz. Bir de hani bazı yiyecekler o dönemde bulantıyı arttırabilir. Bunlar aşırı baharatlı yiyecekler, aşırı yağlı yiyecekler olabilir. Bu yiyeceklerin midedeki sindirim süresi de uzun olduğu için özellikle yağlı yiyeceklerin bulantıyı tetikleyebildiği gösterilmiş. Yağlı yiyeceklerden uzak durmak lazım. Kokulu yiyecekler de bulantıyı tetikleyebildiği gibi hafızaya yerleşerek o yiyeceğe karşı da uzun süre Toleransın azalmasına sebep olur. O yüzden e, mümkünse o dönemde yani ilacın e, uygulandığı dönemde kokulu yiyeceklerden uzak durmak lazım. Hatta mümkünse hastanın bulunduğu ortamda da o e, koku yapan yiyeceklerin pişirilmemesini sağlamak lazım. Yani dışarıda pişirilerek dış e, hastaya sunulması lazım. Yiyecekleri tüketirken ne çok soğuk ne çok sıcak o da sıcaklığına getirerek yemek gerekiyor. E, tarih yapacağı yüksek ol, olduğunu bildiğimiz aşırı gıdalar mide bağırsak sisteminin inerken yemek borusu içerisinde de ağız içerisinde bir takım yaraların açılmasına sebep olarak yeme e, sıklığımızı ve yeme miktarımızı azaltabilir. Ve bu sıcak, e, soğuk, aşırı tüketimlerde mideye girdiğinde refleks olarak bulantının ...hızlanmasına ve kusmanın artmasına sebep olabilir. E, Tabi e, hastanın bulantıya karşı tedbirini daha sağlam almak istiyorsak... ...bir uzman diyetisyenle e, bulantı sürecinde neler yenebileceğinin listesini alması gerekir. E, bu listeye uyarak beslenmek e, hastanın e, bu dönemi rahat atlatmasını sağlar. E, Tabi e, bulantıyla evde e, yapılabilecek başka destek tedavi yöntemleri neler bazı işte nefes alma egzersizlerinin düşüncesi olarak bulantıdan uzaklaşmayı sağlayacak başka noktalara odaklanma egzersizlerinde bulantıyı azaltmada faydalı olabildiği gösterilmiş. Bu nedenle ufak ve yorucu olmayan hobi tarzı işlerle uğraşılabilir. Derin derin nefes alma egzersizleri yapılarak bulantının olduğu anda bulantının atlatılması başarılmaya çalışılabilir. Hastalarımızda bazen de ee, yaşanan e, bulantı hadisesinden sonra ikinci ve üçüncü küllerini ve devam eden küllerinde aynı şeyi yaşayacaklarını düşünerek e, beklentisel bulantı diyebileceğimiz e, psikojenik bir bulantı da olabiliyor. Veya e, hastaların e, çevresinden anlatılanlarla işte kemoterapi alan hastalar muhakkak kusar çok bulantın olacak kusacaksın tarzındaki anlatımlar sonucu psikolojik olarak bulantı şartlanmasıyla geldikleri için kemoterapi ünitesine girmeden, daha ilaç uygulanmadan bile kusmaları başlayabiliyor. Biz buna psikojenik veya beklentisel kusma diyoruz. Tabi bunlar sadece bulantı ilaçlarına verilmesi yeterli olmadığı için bu endişe oranını, anksiyete dediğimiz endişe oranını azaltacak bir takım psikoterapi görüşmeleri veya psikiyatri tedavi ilaçları uygulanması lazım olabiliyor. Tabi bu dönemin değerlendirirken de doktoruna bu olayı anlatması lazım. Hastanın hani ilaca daha gelmeden evde bir takım ilacı düşünmek veya doktoru düşünmek, hastane düşünmek gibi bir takım kemoterapi hatırlatan şeylerle de bulantısının olmadığını olduğunu belirtmesi gerekiyor ki bu bulantıyı sadece uygulayacağımız Bulantı önleyici ilaçların kesmesi mümkün olmadığından tedbir alabilelim. E, Tabi bunu yapmamıza rağmen bazen bulantı refrakter dediğimiz e, çok yoğun halde devam edebilir. E, bu hastalarımıza e, dışarıdan sıvı desteğinin verilmesi gerekli olabiliyor. Hani e, günlük 2 litreye yakın sıvı almak lazım. Bunun 1,5 litresi saf su olur. Yanına içecek diğer ürünleri koyduğunda 2 litre ve 3 litre üzerine çıkabilirse ilaçları atması da kolay olacaktır. Ama bu sıvıyı bazen bulantının fazla olması kusmanın buna eşlik etmesi nedeniyle hastamız alamayabilir. Bu durumda da yine sağlık kuruluşuna başvurması ve bulantı için damardan destekle sıvı desteğini verilmesini sağlanması lazım. Hastamız eğer bulantı nedeniyle sıvı alamıyorsa veya bulantının yanında sıvı kaybettirici, ishal gibi bir durum oluştuysa bu sıvı replasmanının yapılması için de sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Tabi bulantı istemediğimiz yan etkilerinin başında olmasına rağmen bulantı önleyici de çok güçlü, ilaçlar da geliştirildi. Bu nedenle her hastamız bulantı yaşayacak diye bir şart yok. Her hastanın bulantı eşiği de farklı olduğu için Yoğun bir bulantı yaşayacaktır diye bir o, o, olay yok. O yüzden bulantı durumunun ve kusma eşlik ettiğinde bunun sağlık personeliyle paylaşılarak düzenli ve planlı bir şekilde tedavi edilmesi olayın rahatlatta rahatlıkla atatılmasını sağlayacaktır. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.